Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Montant Blade Warband bölümüyle sizlerin karşısındayım. Cihat ve Haçlılar modunda Selçuklu senaryosunu oynadığımız seriye hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni bölüm, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzon şehrinin önlerindeyiz. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun şehrine sızmayı deneyeceğiz. Ve parkuru nasıl yapacağımı öğrendim. Merak etmeyin, seri bitmedi. Arkadaşlar sağ olsun chatten yardımcı oldu. Zıplamanın cooldown'ını falan hatırlattılar. Oradan çıkmayı başarabiliyorum. Birazdan çıkacağız ve görevi yapacağız. Vakit ayırıp izleyen herkese şimdiden teşekkürler. Ayrıca arkadaşlar bu videoda 1000 like'a ulaşırsa hemen yeni bölümü hazırlayacağım. Haberiniz olsun. 1000 like barajımız hala geçerli. Hani beğenilerinizle destek olursanız çok çok sevinirim. Sonrasında modu açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şimdi açıklama kısmına indin. Orada yazıyor ya işte modlu Warband'ın bu bölümünde vesaire vesaire diye. Daha fazla göstere tıkla. Oynadığımız moda ulaşabileceğiniz link diye yazar, haberiniz olsun. Şimdi çok uzatmadan şöyle ilerleyelim. Kanala abone olursanız da müthiş olur bu arada. Hadi. Okçu mu var? Biz geçen oynadığımızda okçu yoktu kral. Oh. Gördün mü? Bence ben adama isabet ettirdim, kalkanına denk geldi. Cirit atıyor. Hocam cirit hoş değil. Cirit hoş bir detay değil. Ha, Epic Games'te Warband'da olanlar da Nekus moda bakabilirlermiş. Sevgili moderatörüm Ozan öyle söylüyor. Seni alabilir miyiz biz? Bak var ya o kafayı aldım gibi ha. Kafayı aldım gibi de. Neyse. Şeye çarpıyor, kalkana çarpıyor. Biz geçen oynadığımızda cirit yoktu bu arada ya. Hoppa. Şimdi. Zıplıyorsun. Bekliyorsun. 1, 2, 3. Zıplıyorsun. Bekliyorsun. Isınacağız, ısınacağız. Olabilir, olabilir. Olabilir, ısınacağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. İçimden saymalıyım. Hayır, düşme. Bağırma lan. 3 saniye kuralı, 3 saniye kuralı, 3 saniye kuralı. Biri bir yerime bir şey sokmaya çalışıyor. Lan! Lan! İndir oğlacı! İndir oğlacı kalkanı! Terbiyesizlik yapma. Ananı avradını! Önemli değil. Bacaklarımı açmak istedim. Yani önce bir ne kadar atlayabileceğimi öğrendim. Yani sınırlarını öğrenmezsen çünkü. Anladın mı? Sınırlarını keşfetmen lazım. Ne kadar güçlüsün, ne kadar kuvvetlisin. Savaşçı ruhun ne kadar bacaklarına kuvvet veriyor. Bunları bilmen lazım abi. Yani ölçmek için biçilmiş kaftandı orası. Dedim ki yani neden olmasın? Neden ölçmeyelim? Neden ölçmeyelim? Çünkü tam yeri tam zamanı. Evet, yavaş 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 yavaş. Kaleye sızma operasyon. Sakinim. Önemli değil. Bilgisayarı daha zeki birine vereyim mi? Birazdan böyle biraderime bağıracağım. Gel şurayı yap diye. Tamam bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Panik yapıyorsun abi. Yersiz panik bak. Yüzme gibi düşüneceksin bunu. Tabii. Yüzme gibi düşüneceksin. Yüzmede de ne oluyor biliyor musun? Bak panik yaparsan çok çırpınırsan batıyorsun. Ben misal geri geri yüzmeyi çok severim ama tam bir sakinlik işidir böyle. Sakin olmazsan çırpınırsan ayvayı yersin. Sevgili Hextares bu arada et kayda abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim Hextares, sağ olasın. Eyvallah. Sakinim. Umarım kapının önüne toplanmazlar. Tamam. Son atlayış. Mükemmel bir atlayış.
Evet zaten yani bunu yapabileceğimi başından ama buradan oraya gerçekten atlayacak mıyım? Cüneyt Arkın gibi. Emin misin? Oyun. Nefesler tutuldu. Selamın aleyküm. Hey 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 hey. Terbiyesizliğe lüzum yok. Molotof atarak girdim bak mekana. Nasıl? Böyle de bir havalı giriş gördün mü? Böyle de bir havalı giriş gördün mü yav? İşte bak şehre böyle sızılır kanka. Beni Selçuklu Sultan'ı gönderdi. Hey gidi hey be. Bir Kara Murat gibiyiz ya. Mekana molotof atarak girdim. Molotof atarak usta. Ya birazcık dayak yemiş olabilirim. Lan. Lan. Kahpeler. Arkaya pusmuş. Tut bunu. Nasıl olabilir ya? Pekala. Pekala. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Efendim sevgili Ahmet Dosi'den 10 kişiye abonelik hediyesi var. Ahmet teşekkür ederim. Saho Gaming, Kappado, Afatsu Gaming TV, Okan, Yumen, Jayzi, Kaan, Donsuz Salatarık, Komisyoner ve Batuhan aramıza katılıyor. Teşekkür ediyorum efendim. Ahmet kesene bereket. Sağ olasın. Kesene bereket. Şu an ekranı işgal ettiği için ama o alertleri benim bir yerime sokabilirler YouTube'dakiler. Değil mi? O yüzden altta batarsam ve oyun çökerse ne olur? Çok kötü olur. O yüzden idare edin. Alertleri de kapamayayım ya. Yayında oynuyor zaten. Kanka sen böyle bir... Aa! Özel bir güç tarafından korunuyor mu bu? Ben çünkü korunduğundan şüphe etmeye başladım ha. Oğlum, bak. Güzel. Güzel. Atışlar. Atış serbest. Ölmedin mi ya? Güzel. Şimdi bu sızma görevinin ardından ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum tabii ki ama. Buraya da gidebilirsin diyor. Buraya da gelebilirsin diyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Bu fıçılar cephaneliği yak. Cephaneliği yak. Cephaneliği yakmayı başardın ama askerler seni fark etti. Gelin lan. Gelin lan. Ha bekliyorum ha. Kapının burada bekliyorum ha. Abi bu bölümde health basamıyorum galiba. Selamun aleyküm. Gelen giden var mı? Abi bunlar çok kalabalık. Biz bu görevi nasıl yapacağız ya? Çok tehlikeli bir operasyon ya. Abi vuramıyorum da herife. Ona doğru gitmesi lazım. Niye gitmiyor sizce? Çok tehlikeli bu arada. Çok tehlikeli var ya. Şurada iki tane ok yesek malamat oluruz gerçekten. Ya. İşte karakterin okçuluğu yüksek olmayınca. Kardeşim. Şu oka bir kafa atabilir misin bak. Sana önemli bir mesaj var. Şu oka bir kafa atmanı rica edeceğim. Allah'ını seviyorsan. Lan. Lan oka bir kafa lan. Oka bir kafa lan. Bu nasıl bir operasyon abi? Bu nasıl bir operasyon ya? Şimdi onlar kör, iki kör birbirine karşılıklı. Ol. Tamam sakinim. Sakinim. Şükürler olsun. Şimdi çay geldi bu arada. Keyifli keyifli. Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. Bu arada Selçuklu'nun hani biz ilk oynadığımızda hiç Selçuklu senaryosuna bulaşmadık ya. İlk başta çökmesi o kadar normal ki abi yani 3 devlet birden dalıyor baksana görevleri yapamazsan zaten yandın. Bak bir kumandan gibi bir şey var orada.
Benim hiçbir gıdım okum mokum kalmadı yani bu herifleri. Mecbur döveceğiz de. Evet, bir tane daha okçu var tepemizde. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayır dur. Cirit çok tehlikeli. Nasıl kaçacağım? Kaçamadım. Cirit çok tehlikeli ve affı yok abi Cirit'in. Cirit'in kesinlikle affı yok. Cana bak cana. Allah'ım yarabbim. Allah'ım ölmek istemiyorum. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Kalkan kullanmamak benim kabahatim. Tabii onu kabul ediyorum. Şimdi göndergeli silahta daha rahatım. Öyle de bir şey var ama kalkan kullanmamak benim kabahatim. Abi cephaneliği yaktık. Şimdi kaçma zamanı anladığım kadarıyla. Kan kaybından dolayı bir zarar mı? Saçmalama. Ben nasıl çıkacağım ki oraya? Harbide kan kaybı var. Abi. Kafam çarpıyor kardeş. Aha. Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Neden abi? Neden? Gerçekten sadece nedenini merak ediyorum bak. Ben... Evet bu sefer de içeri girerken yakalandık. Hiç uğraşamayacağım sizle. Ben gerçekten sebebini merak ediyorum abi. Neden? Yani Mount & Blade uçmalı kaçmalı bir oyun mu abi? Niçin? Hani neden Assassin's Creed muamelesi yapıyorsun oyuna? Bak ölsem amenna başımla beraber, tamam mı? Ölsem amenna abi. Oyuna neden zıplama koyuyorsun ya? Yani niçin bir görev zıplama üzerine kurulu ya? Koy iki tane merdiven çıkayım gideyim oradan. Görevin epikliğini mi bozuyordu? Şey mi yapıyordu? Bu arada bütün adamları öldür abi. Ben bitirdim görevi. Bir de onunla mı uğraşacağım? Hoplamasını zıplamasını yapayım bana yeter. Yani dostlar gerçekten... Beni bilen bilir. Ben mızmız bir adamım. Ve böyle bir durumda normalde Alt+F4 oyunu sil. Ardından da hani bir daha oynayanı... Dürtsünler de belki 10 ay sonra, 15 ay sonra, bir sene sonra tekrar girip oynamayı dene o yani. Ama gerçekten anlamıyorum hani hangi akla, hangi mantığa hizmet ediyor. Neden abi? Warband bu ya, Mount & Blade ya. Görüp görebileceğin en kütük oyun yani. Karakter dinamiği olarak en kütüklerinden biri. Ne yapacağım babacığım, beni niye atlatıyorsun, niye zıplatıyorsun ya? Oradan oraya, buradan buraya niye uçuyoruz ya? Neden yani abi? Neden? Neden yürümüyoruz? Neden çarpışmıyoruz? Neden merdivenden çıkmıyoruz ya? Neyse. İnşallah çıkışta tekrar bağlanmayız, ne diyeyim. Cephaneliği ateşe verince daha çok adam spam oluyor muydu? Diğer cephaneliği de yakıp şehirden kaçın diyor ama diğer cephanelikten kastı başka bir yerde bir cephanelik daha mı var? Vardı biz mi görmedik? Ya bak şöyle merdiven yap paşam, tırmanalım ya. Çıkalım şöyle. Bak mis gibi. Bak merdivenle geçiyoruz buradan buraya da. Yapmış bazı yerlerde de diğerlerinde bir hani oyunun zıplama mekaniği ne bileyim abi. Ya bak buna benzer. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kötü mekaniklerle zıplama oyunu oynayıp böyle kanser mi olmak istiyorsunuz? Alt+F4 diye bir oyun var. Hiç oynadınız mı? Alt+F4 gerçekten yani
6F4 çekmeni kanser. Derin nefes al ver. Derin nefes al ver. Abi şurada kafamızın çarpacağını hiç hayal ettin mi peki? Sanki Dying Light 2 oynuyoruz da parkur var oyunda ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Uçma şifresi falan var mı şu oyunda? Bileniniz var mı acaba? Kayıyorum düşüyorum abi. Uçma hilesi bileniniz var mı? Buradan çıksam peki? Kendim kaşındım ama. Bu sefer kendim kaşındım. Elim boş durmasın, şöyle dur. Şöyle tut. Bu sefer kendim kaşındım. Şey, oraya doğru geleyim de birazdan sizden yardım isteyeceğim chat. Aranızda müsait olan varsa, yani bir tavsiyesi, bir önerisi varsa öyle yapalım. Ben bilmiyorum ya. Geliyorum. Bak bu arada dürüst ol. Hadi yani millet gibi etkileşim kasmak için, sırf konuşmak için konuşmayayım da. Benim yerimde olsan Alt F4'ü çeker miydin, çekmez miydin? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Net çekmiştiniz ya. Net çekmiştiniz yani. Ya da benim gibi hani böyle... Şu an parkuru deniyorum abi, farkındasınız değil mi? Yani görev eyvallah çok iyi. Yani Novel Prime hoş geldin canım. 7. ayın kutlu olsun. Görev çok iyi eyvallah. Trabzon Rum İmparatorluğu nasılsın? Selçuklu senaryosu genel olarak iyi. Hani gidip mecbur aşağı ineceğim ki o şeyleri yakmak için bu arada. Bak konsept çok iyi. Haçlılar Selçuklu'ya saldırıyor. Selçuklu'ya saldıran bu Haçlıları durdurmaya çalış. Eyvallah. Yani konsept iyi. Görev ağacı iyi. Trabzon Rum İmparatorluğu, Haçlılar, Bizans. Sevgili Ahmet, teşekkür ederim bu arada desteğin için, sağ olasın. Net çekerim Alt F4'ü diyor yani. Hani bak işte Haçlılar, Bizans, Trabzon Rum İmparatorluğu, üçünün bir olup Selçuklu'ya dalması ve bizim bir görevle bunları alt etmeye çalışıyor oluşumuz çok çok iyi. Ama abi neden? Neden Warband'a platforming koyuyorsun? Neden? Çocukken seksek mi oynatmadılar? Yerden yüksekte ebeleniyor muydun? Yani neden abi, niye mi sen şimdi dümdüz yol dururken çatıdan gidiyoruz? Orayı işaret etmişsin. Ben yerden yüksekte ebeleniyordum bu arada. Allah'ım biri ne olur beni şu kaleden çıkarsın ya. Belki buradan bir yerden başka bir platform yapılıyor mudur? Oradan gideceğim diyor yani. Başka bir seçenek yok ki. Bak şimdi size sorayım arkadaşlar. Çok böyle bir Z'ye basınca eğiliyor. Acaba Z'ye basıp eğildikten sonra zıplama var mı? Z ama Z ile eğilsen de bir şey değişmiyor ki zıplamada. Kafamız çarpıyor. Kafamız azizim, kafamız çarpıyor. Koymuşsun oraya onu da, kafamız çarpıyor ya. Abi Montank Blade Allah aşkına, Dying Light 2 mi ya? Allah'a çıldıracağım ya. Binaların üstünden git, oradan zıplanacak yerin epey gerisinden geleceksin. Şimdi geri dönebiliyor muyum? Ama adam burayı işaret ediyor. Neyse, illaki aşağı inmek zorundaydık bu arada. Mecbur yani, yakacaksın çünkü yeri. Hadi bakalım gezinelim. Duvarın dibinde çarpmıyor mu? Çarpıyor. Abi duvarın dibinde de çarpıyor, köşesinde de çarpıyor, çarpıyor yani. Çarpmıyor mu lan hakikaten? Yok abi çarpıyor, var var. Yani bakma oyun
dandik olduğundan dolayı burada gözükmüyor da var yani. Var var, duvar var. Sana yatay geliyor. Oyun kötü kanka, ondan dolayı. Özür dilerim, tamam. Sen iyi bir oyuncusun. Ben şu an sinirliyim sadece, tamam mı? Birbirimizden kırıcı sözler ederek ayrılmamıza gerek yok. Sadece ben şu an birazcık sinirliyim. Buglama beni. Hadi zıpla oğlum, hadi, hadi. Hadi aslanım, başarabiliriz, ne olur, ne olur. Ne olur ya. Oyun çöktü chat. Geri giriyorum, merak etmeyin. Rage geçirmedim. Rage geçirmedim. Geri giriyorum. Allah'ım bu nasıl bir video oluyor ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi oyun çöktü. Ben atmadım Alt F4. Geri giriyorum. Görevi iptal etme imkanı. Sevgili Astemos, seri bunun üzerine kuruldu. Bu ana görev kanka. Bu ana görev. Selçuklu'nun ana görevi bu. Vallahi Alt F4 değil. Vallahi çöktü. Oğlum şaka yapmıyorum. Kontrol Alt F4 ile düşmanı yıkacaktın. Çöktü. Hani tekrardan kesmeye uğraşmayalım diye. Abi 3 DJ'ni alın. Oğlum. Geri döner, tekrar denerdim. Niye kendime bu kadar işkence çektireyim? Ayı gibi yükleme ekranı var bunun chat. Sakinleştiricisi olan var mı? Ya da yatıştırıcısı. Bak bir şey soracağım. Ben bu seriyi geçenlerde oynadığımda modu yapan arkadaş beni izliyordu sanırım. Tekrar izliyorsan bir şey soracağım. Abi neden oyuna Dying Light 2 muamelesi yapıyorsun? Neden? Zıplama ne ya? İki tane daha haçlı koy, yarayım ikiye, devam edeyim. Zıplama ne? Neden zıplatıyorsun beni? Niye beni hoplatıyorsun? Fantazin mi? Tamam sakin. İyiyim abi. Papatya çayı. Papatyayı böyle... İyiyim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Mental sabır zorlanıyor. Mental sabır sınanıyor. Mental sabır sınanıyor abi. Mental sabır abi. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Abi modun yapımcısı beni zıplatmaya çalışıyor. Ben bu konuda hakkında rahatsızım ya. Hadi bak her şeye eyvallah. İçeriği yakmadan çıksam görev başarıldı sayılıyor mu? Bir şey soracağım. Benim dışımda hiç bu görevi oynayan olmadı mı ya? Ne bileyim yani hiç Steam atölyesinde falan şey yapmadınız mı? Normalde ben en ufak bir şey söylediğimde benim 7 düvelime kırbaç atıyorsunuz. Modun yapımcısı 2 kuple laf yiyip şunu değiştirmedi mi? Ben becerememiştim bunu, sildim sonra. Anladım abi. Anladım abi. Buraya çıkmayı yapabiliyorum da. 3 saniyelik beklemenin ardından. Şimdi yakarak mı geçmem gerekiyor?
Hayatımdan nefret ediyorum. Ağlayacağım, yemin ediyorum ağlayacağım ya. Önce gözlerimden bir damla yaş. İllaki bir çıkış noktası vardır be. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani tamamını elinle kapasaydın, kulaklıkla kendimi boğmayı falan deneyecektim. Gülesim geldi. Tetkik, ben şu an içe doğru ağlıyorum kanka. Şu an yani Allah'ım. Allah'ım. Şimdi şehirden kaçmaca. Bekle, oraya doğru gitmeyeceğim abi. Oraya doğru gitmeyeceğim. Atı ver. Atı ver. Ata bineceğim. Şimdi geride bir yerde binaların tepesinden atlaya atlaya gideceğiz diyorlardı. Acaba nerede? Komple çatılardan gidelim, bir de hiç yere inmeden. Ama yatmadan görevi tamamladı sayar mı? Ayarlamamış olabilir o kadarını aslında. Ben çok fazla bir beklentiye girmiş de olabilirim. Bak şimdi. Düşünüyorum abi. O halde varım abi. Oyunu bir platform oyunu olarak değerlendiriyorum şu an. Hayatımda gördüğüm en kötü platform oyunu. Abi çıkmam gereken yer belli de nereden gideceğim ki ben oraya ya? Bir bura, bir de önden atlama mı? Ne yapmamı istiyorsun? Ya şuraya bir yere atlasam da bir şey elde edemiyorum ki. Bak buraya bir yere atladım diyelim. Hiçbir şey elde edemiyorum. Mecbur aganın koyduğu o parkuru yapmak zorundayız ya. Yani şura dışında bir seçenek göremiyorum ben. Çünkü bak hadi şuralardan bir yerden de bir şekilde çıktın ettin diyelim bir şekilde. Yine duvara çarpıyorsun abi. Sağdan sağa gitsene bir. Sağdan sağa. Okey. Abi karakterin atletizmini bu görevlik 5000 yapabilir miyim? Abi bak dediğim gibi hani buradan bir şekilde atlasam bile şurada duvar var, kocaman duvar, yani ne yapabilirsin ki? Kocaman duvar var, arkada hiçbir yer yok. Ben geriden geliyorum, öyle devam ediyorum. Ya buradan atlanacak bu belli ki çünkü. Bak yani oradaki aralık belli. Şu binanın tepesine atlamanın bir yolu var mı? Bekle, belki surların tepesinden gelip gidiliyordur da. Deneyelim. Fıçılardan duvarı dipleyip. Abi bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ama tek merak ettiğim bir şey var. Bir insan bunu neden yapar? Tam ateşe verdik orayı, yok. Buradan bir yer yok. Bence buradan duvara çıkmanın bir yolu da yok ya. Cephaneliği yaptık. Şurası kapı, açıp gitseniz ne güzel olur. First person'u alıp denesen. Abi ne değişecek ki? Mide bulantısı dışında. Yok abi, yani buradan da duvara çıkıyorsun gene. Buradan da duvara çıkıyorsun gene. Gene aynı yere geliyorsun. Ve yani hiçbir şekilde buradan geçmenin bir yolu yok. Evet. Mecbur gideceğiz oraya. Tamam, öyle yapalım Astemos. Peki. First person'u alalım. İçeriden ona göre konumumuzu alalım. Bu şekilde hareket edelim. Bak elimde bir silah falan da yok dikkat ettiysen. Burası buglu mu biz mi yapamıyoruz bilmiyorum. Hızı 2K.
Ah bekle şimdi. Tamam. Bug'a girmedik şükürler olsun ki. Abi atlama açısını öyle ayarla diye bir seçenek yok ki. Şu an pozisyon bu. Benim kafam aslında buranın içinde. Cenab-ül Rabbil Alemin. Cenab-ül Rabbil Alemin. Vallahi bak böyle bir şey olduğunu bilsem yeminle şey yapmazdım. Girmezdim bu oyuna. Başlamazdım abi YouTube'da seriye meriye. Şuna baksana. Bir insan neden böyle bir şey yapar ya? Şuraya atlarsak içeride bug'a giriyoruz. Sıkışıyoruz. Yok kanka mümkün değil yani. Yok abi. Hiç şunu da mı düşünmedin yani? Şu yukarıda adamın kafası çarpar diye hiç akıl etmedin mi ya? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Beğenmiyorsan daha iyisini sen yap Samet. Okey. Sağdan atlasan. Sağdan nereden hocam? Sayın hocam sağdan nereye atlamamı istiyorsun? Ben buraya nasıl çıktım? Umrumda değil. Umrumda değil arkadaşlar. Şaş kaza bu oyun yani bu modu oynamak istiyorsanız abi köşeye gelip zıplayın. Buglanıyor. 10.000. denemede kurtuldum Allah'ım şükürler olsun. Oh bir huzur geldi lan. Bir huzur geldi kanka bir huzur geldi. Vallahi billahi bir huzur geldi. Tabi bittiyse. Daha bitmemiş de olabilir. Çok erken seviniyoruz. Çok erken konuşuyoruz. Çok erken seviniyoruz. Daha bitmemiş de olabilir. Buradan buraya. Yok arkadaşta Cüneyt Arkın fantezisi var ben sana söyleyeyim. Bu oyunu Assassin's Creed zannediyor eleman. Al bindim ata. Lifefear 10. ayında bu arada. Teşekkür ederim Lifefear sağ olasın. Evet sevgili dostlar nihayet. Sabrımız zorlandı. İnancımız sınandı. Başaramayacağımızı düşündük. Açıkçası yer yer sövdük. Ama başardık dostlar. Başardık. Trabzon Rum İmparatorluğunu savaştan çekecek o hamleyi yapmayı başardık. Şehirden kaç. Sabotaj görevini başarıyla gerçekleştirdin. Geride kalan askerlerinle birlikte tekneye binip geriye kalan askerlerinle birlikte. Hangi askerler abi? Hangi askerler abi? Tekneye binip uzaklaşmaya koyuldunuz. İzini kaybettirmek için Kaffa şehrine doğru yol aldınız. Teşekkür ederim. Ben ve bu askerler galiba. Benim ordum yoktu çünkü hemen bir save al. Hemen bir save al. Allah'ım şükürler olsun. Hemen buradan Kahire'ye doğru yola mı koyuldunuz dedi. İzinizi kaybettirmek için. Selçuklu ana görev. Tamam cephaneleri yakıp sabote ettim. Kahire mi dedi? Ben Kahire'ye nasıl gideceğim? Ha Kaffa. Sorry. Sorry. Bu aşamada oyunu kaydedin ve kayıt dosyasını yedekleyin. Kaffa şehrine doğru yol al. Abi adam kayıt dosyasını yedekle diyorsa 300 tane yedek save almak lazım. Samet 1. Samet 2. Dur iptal değil. Samet 2. Samet 3. Evet, oyunun ne kadar sakat olduğunu bildiğim için fazla fazla yedek aldım. Okey. Okey. Hadi gidelim madem Kaffa şehrine doğru. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi bak. Ne kadar zamandır bununla uğraşıyoruz biliyor musun? Abi 34 dakikadır bununla uğraşıyoruz. 34. Hayatımın 34 dakikasında Varband'a bir yere zıplamak için harcadım hayatımın 34 dakikasını. Kaffa şehrine varmak üzereyken arkanızda Trabzon Rum İmparatorluğu devriyeleri belirdi. Görünüşe göre takip edilmişsiniz.
Askerlerinize savaşa hazır olması için emir veriyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Gemi savaşı. Bayılırım. 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 Bende bomba var, bende bomba var. Açıl. Açıl, 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 açıl. Ah! Bomba pek yemedi galiba. Bomba pek yemedi galiba. Ey. Ey. Oh. Burada tek çalışan ben miyim? Biraz kill alın ya. Uzak diyarlardaki kadim ve bilge adam. Sen ki zaferim önündeki tek engel. Sen ki mental sağlığıma tepik atan son nefer. Nefer asker demek bu arada. Hayır, kendi imkanlarımla öldüreceğim. Bak, benim oklarım dışında kimseninki tutmuyor, farkında mısınız? Hadi ben sakatım, bu kadar adam nereye sıkıyor abi? Kan kaybı yaşıyorum bu arada. Aha! Şampiyon tabi lan. Allah'ım şükürler olsun. Peşindeki birlikleri kılıçtan geçirdikten sonra, teknik açıdan kılıçtan geçirmedik. Bu arada ok yağmuruna tuttuk. Kafaya doğru yelken açtın. Sultan Keykubat'tan gelene, haber gelene kadar Kaffa'da birkaç gün saklanmaya karar verdin. Saklanalım anam. İnelim gemiden de kanka, buraya da Bulgaristan İmparatorluğu dalıyor. Şimdi hocam onu hesap ettik mi acaba? Aha şükür. Sultan Keykubat'tan haber var. Ulak mektubu size teslim eder. Mektupta, benim cesur ve gözü pek yiğidim. Görevi başarıyla tamamlayıp Selçuklu Devleti'ni zor bir durumdan kurtardın. Silahlarının büyük bir kısmı tahrip olup dezavantajlı duruma düşen Trabzon Rum İmparatorluğu geçici barış anlaşması imzaladı. Mektubu bitirdikten sonra Ulak bir kese ve ikinci bir mektup daha verir. Kaç altın verdim? 5000, Allah razı olsun. Sonraki hedefin olan Konstantinopol'e doğru kıdemli askerlerinle birlikte harekete geç. Görevin Bizans İmparatorluğu'na doğru yol alan bir filoya baskın düzenleyip filodaki Bizanslı asilleri esir almak. Esirleri Bizans İmparatorluğu'nun barışa yanaşması için koz olarak kullanacağız. Grubunda yeterli sayıda kıdemli asker almalısın. Peki. Trabzon Rum İmparatorluğu ile barış anlaşması imzalandı sevgili dostlar. Ve artık Bizans'a doğru yol almamı istiyor oyun. Yeterince kıdemli askerim var mı? Bilmiyorum yani, yeterince kıdemliden kastın nedir acaba? Yeterince kıdemliden kastın. Öncelikle biz buradan bir Konya'ya doğru gelelim mi? Sonra oradan İstanbul'a doğru uğrarız efendim. Hemen bir save alalım tekrardan. Sonrasında yedek save'leri geçireceğim. Hatta şimdiden birkaç tane yedek save alalım. Hangisi ana save'im onu da bilmiyorum ki. Gün 23'te hepsi. Pekala. Ve pekala. En son Samet'te kaydetsin hepsini. 3 tanesi abartı oldu, farkındayım. Oyuna sinirliydim, kusura bakmayın. Dediğim gibi usta yani.
Hayatımın 34 dakikasını, 35 dakikasını bir yerden bir yere zıplamakla geçirdim. Ve bu hiç hoş hissettirmiyordu. Elimdeki adamlarım yeterince kıdemli mi acaba ya? Bunu gitmeden öğrenemeyiz usta. Bunu gitmeden öğrenemeyiz. Tekrardan bir save al bakalım şurada. İstanbul'un oradaki filoya dal... Bir saniye, filoya dalacaksın dedi değil mi? Bizans askerlerinin olduğu filoya baskın yapmak için Konstantinopol'e git. Denizden yanaşmam gerekli mi peki? Ya da kaç asker var orada? Denizden yanaşmam gerekli mi acaba? Hiçbir fikrim yok efendim. 75 kişi. Kanka seni keseriz. Seni keseriz. Sen bize sıkıntı teşkil edemezsin. Hiç problem değil. Senden hızlıca bir kurtulalım. En azından askerler de tecrübe kazanmış olur. Bence ben oyunun görev için verdiği ideal asker sayısından daha yükseğine sahibimdir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle daha yükseğine sahibimdir bu arada. Güzel sipahiler, muhafızlar. Yeterince adamımız var. Şimdi şu bombayı... Şu bombayı bir tutuver. Şu bombayı bir tutuver, tutuver. Biz böyle para kasıp bomba alalım abi. Biz para kasıp bomba alalım. Samimi diyorum bak. Ey! Ey! Oh. Şimdi hareket etmezsem arkadakiler gelip bana... Evet, bana ve beygirime kötü şeyler yapacak. Belli ki... Sakin, 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 sakin! Pekala. Pekala. Bence bizim ordu bunları dövüyorsa... Diğerlerini de hayli hayli döver ya. Emin olamamakla beraber en azından buradan da seviye gelir. Oo, koltuklanmış kargo vuruşunu ata yaptı galiba arkadaş. Bizim piyadeler nerede? Oy. Oy. At sıkıştı. Tamam, 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 tamam. Geliyorum. Efendim sevgili Reaper ikinci ayında nasılsın babuş demiş. Teşekkür ederim Reaper. Hoş geldin, ikinci ayın kutlu olsun, sağ olasın. Bu arada at bitti abi. At bitti ve biz kaybettik galiba. Abi biz kaybettik galiba. Benim adamlarım kaçıyor mu? Sanırım benim adamlarım kaçıyor. Galiba biz kaybettik. Dur. At değiştir, at değiştir, binek değiştir. Ne yaptık hocam? Bizde 41 adam var gözüküyor. Onlarda 32 adam var gözüküyor. Durum eşit gibi ama... Bak bu... Hayır, gitme bir yere. Lütfen gitme bir yere. Sevgili at. Dur. Sen dur. Zırhlı olan dursun bari. Abi O tuşu mu? At çağırma tuşu vardı galiba oyunda. O muydu? Neydi at çağırma tuşu? Kullanmayacağım ama hayır. Binicilik becerim mi az? Abi! Binicilik becerisi yok. Ayağını at bin. Diğer attan bir fark olduğunu zannetmiyorum. Beyler ben siz idare edin. Ben siz idare edin. Savaşı geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hemen bir ata binip geliyorum. Hemen bir ata binip geliyorum. Gelemiyorum. Biraz trafik var. Azıcık zorlanacağım ama geleceğim. Merak etmeyin. Azıcık zorlanacağım ama geleceğim. Birazdan oradayım. Ben gelecek bölümler için şey demiştim değil mi? Ben gelecek bölümler için bir tane izci, bir tane healer alacağım demiştim. Şu görevlere gitmeden onları alsak mı? O...
Şöyle yapalım arkadaşlar. Görevlere gitmeden biz bu arada yoldaşlar alalım yanımıza. Hem izcilik yeteneği yüksek olan hem I am so sorry dostum hoş geldin abonemiz olarak aramıza katıldığın için. Efendim biz bu görevin ardından yani bu mücadelenin ardından Konya'ya doğru geri çekilelim. Biraz daha asker toplayıp yanımıza bir iki yaver almaya çalışalım. Bence sonrasında Bizans'ın gemisindeki baskın düzenleyeceğimiz o gemideki... Evet. Bence sonrasında baskın düzenleyeceğimiz o gemideki asilleri kurtarmaya çalışalım. Esir almaya çalışalım. Her neyse konuşamadım. Aklım şaştı. Okey biraz daha atlı. Biraz daha sipahi. Selçuklu atlı okçularını alayım. Teşekkürler. Full Selçuklu birimi kullanacağım bu arada. Biz kesinlikle geri çekileceğiz. Köleleri almıyorum çünkü köle tüccarları bizim kardeşim senin sertifikan nerede deyip bizim köle satmamıza izin vermedi. 2000 altın mı istedi? 5000 altın mı istedi? Sağlam bir şey istedi. Pekala. Taktiksel geri çekilme yapıyoruz dostlar. Geri çekileceğiz. Ordumuzu toparlayacağız. Gücümüze tekrardan güç kattıktan sonra düşmanın karşısına dikileceğiz. Biraz daha zeka verelim. Zeka ile beraber atletizm verelim ne olur. Ne olur atletizm verelim abi. Karakter koşmuyor da yürümüyor da. Bir de binicilik verelim. Biniciliği de üçleyelim. Şu 2 puan beklesin. Çünkü mutlaka talimci ve envanter yönetimi yeteneklerini vereceğim. Şöyle yapalım. Kalkanı da alalım. Çeviklik zeka vereceğim. Zeka ile beraber artı 1 beceri puanı gelecek. Bu artı 1 beceri puanını envanter yönetimi ve talimciye kullanacağım. Göndergeli silah ve ok hünerini arttıralım. Hemen save alalım efendim. Şurada bir Eskişehir'e gidelim. Gönüllü topla. Bağış yap. Tekrar gönüllü topla. Şuralardan biraz asker toplayalım. Elimde biraz gelişmiş adam var da yeterince iyi mi bilmiyorum. Buradan Akşehir'den de Konya'ya. Abi biz tamam fullendik ya. Bence biz ağzımıza kadar dolduk usta. 131 adam. 80'i şey ama kasılır ya. Eks kasılır ne olacak. Yemekler gayet iyi. Biralar, şaraplar falan. Az önce sattığım eldivenin zırhına bakabilir miyim? Artı 3. Okey bu da artı 3. Geri kalan her şeyi şöyle bir satalım. Var mı 3000 dinar parası? Var. Çok güzel. Çok güzel. Evet efendim. Paramız 19248. İtemlerimiz burada. Bir yanıcı bomba var ya. Bir yanıcı bomba. Var mı hocam silah tüccarında? Bir yanıcı bomba olsa var ya neler neler yapacağım da. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, izleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Gelecek bölümlerde seri kaldığı yerden devam edecek. Gördüğünüz gibi birçok badire atlattık. Görevlerimizi gerçekleştirdik. Trabzon Rum İmparatorluğu'na sızma görevinin ardından sıradaki hedefimiz İstanbul'daki görev. Lakin ondan önce bir bölüm arası verelim. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Esenlikle kalın efendim. Bu arada özellikle bu hoplamalı zıplamalı işte oyunun çökmesi geri girmesi falan o kısımları kesmeyeceğim. Hani bu seri için hakikaten ne kadar çabaladığımı bilin. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.